Zura Doğru Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Önlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. E, hocam geçenlerde e, sosyal medya üzerinden bir, bir şey göndermişler bir video bir arkadaşımız e, Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuduğu ve bu şekilde şöhret bulduğu düşünülen Türkiye'de olan birisi bir hafız e, onun videosunu göndermişler orada yani Dikkatimi çeken bir şey oldu, çok farklı böyle, değişik bir makamda okuyor Kur'an-ı Kerim'i. Ee, ondan sonra bazı kelimeleri hatta kafasına göre de eğmiş bükmüş bazı harfleri falan ee, makama uydurmak için. Şimdi e, güzel Kur'an-ı Kerim okuyanlar var, böyle olduğunu söyleyenler var, böyle şöhret bulanlar var. Bakıyoruz televizyonlarda falan da zaman zaman görüyoruz. Ee, Evet, güzel Kur'an-ı Kerim okuyor olabilir veya sesi güzel olabilir. E... Fakat bu ölçü müdür yani onu sormak istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için, güzel okuyor diyebilmek için bir insanın makamlara uyarak e... okuyabilir mi? ya Okursa buna güzel okudu. Sırf bu mudur yani kıstas? Şimdi Mustafa Bey bu kitaplarda, fakat kitaplarında anlatırken Kur'an-ı Kerim okuma. E... Kari deniyor okuyucu. okuyucu. Kur'an-ı Kerim oku, oku, okuma adabı anlatırken tecrübe bahsediliyor. Geniş geniş bilgiler verilmiş. Türkiye'de de var. Basılmış öyle kitaplar. Ee, mesela daha önce herkesin bildiği Karabaş tecrübe meşhur olmuş. İşte Osmanlı coğrafyasında aynı şekilde son zamanlarda hep meşhur olmuş. Daha önce de var. Şimdi kitaplarda da Kur'an-ı Kerim okuma adabı anlatırken mesela orada tegani ifadesi geçiyor. Buyuruyor ki tecvid kaidelerine uyarak hazin sesle tegenni etmek caizdir. Okunur. Tegenni'nin ikinci manası da var. Mesela kitaplarda, fıkıh kitaplarında e, tegenni etmek haramdır ifadesi geliyor, geçiyor. Çalgılarla aynı şekilde tegenni etmek çalgı haramdır. Çalgılarla tegenni etmek haramdır. Kur'an-ı Kerim'de ikinci şekilde makamlara uydurarak, tecvid kaidelerinden taviz vererek ve metlere, met uzatmak demektir. harf met bir elif, diğer metler dört elif. E, tul tavasul kasır diye de geçiyor. Yani ortası uzunu, yedi elif kadar çekildiği yerlerde olabiliyor. E, o metlerde aynı şekilde dört elif miktarı çekiliyor. harf metler bir elif miktarı çekiliyor. Bunlara uyarak harfleri mahreç deniyor. Çıkış yerlerinden çıkartarak idgam, ishar, ihfa bunlara riayet ederek okununca, tecvid kaydelerini okununca 20 sevap verileceği hadis-i şerifte biliyor. Kur'an-ı Kerim tecvid bilgisini uyarak okuyunca her harfine 20 sevap verilir. Her harfine buyuruluyor. Peki tecvid, kay tecvid hepsini bilemiyor ama yine Kur'an-ı Kerim'i harfleri yanlış telaffuz etmeyerek okursa sevap alır mı? 10 sevap alır buyuruyor hadis-i Kur'an-ı Kerim'i tecvid bilgisine uyarak okuyunca her harfine 20 sevap verilir. Tecvide uymazsa 10 sevap verilir buyuruyor. Peki şimdi e, tecvid bilgisini biliyor ama Efendim işte rast makamında okuyor. Hüzzam makamında okuyor, Hüseyni makamında okuyor falan. Şimdi o zaman bakıyorsun zamanımızda bu makamlar ön planda. Yani dinimizin men ettiği ikinci teganniye geçiyorlar. Dinimizin emrettiği hazin güzel sesle teganni etmek yani tecvid kaydelerine uyarak harfleri harf eklemeden okumak tavsiye edilmiştir. 20 sevap verilir. Allah rızası için okumak gerekir. Ama yok. İkinci şekildeki teganni yani şarkı kalıplarına uyarak okuyunca o zaman ne yapıyor? Adam bakıyor orada diyor ki burada tiz yapacaktım diyor. Olabildiğini uzatıyor harfi. Harflere harf katıyor. Ezanda da yapıyorlar bunu. Mesela yani bizi izleyen ve dinleyenler de şahit buna her zaman yapılıyor. El, fena. el felah. Bu yanlış. el Tamam. Hayal el salah. Tamam. Hayal el salah. Bir zamanlar hatırlar mısın bilmiyorum. Hani Türkiye'nin her tarafında vardı. İstanbul'da da vardı. Biz e, İstanbul'un Fatih semtinde oturuyorduk. Böyle seyyar satıcılar vardı. Patates, soğan diye Ne dediği belli olmuyor. Ha ne dediği belli olmuyor. Dolayısıyla müezzin efendilerin çok uyanık olması lazım kelimelerin ne dediği telaffuz edilmiyor. Efendim ras makamından başlamış da bilmem müzzem makamında bitirmiş de bundan övünüyor. Olur mu ne şey ya? Olur mu ne şey? Ee, Eshab-ı keramdan bir zata tabiinden bir genç geliyor. Efendim diyor ben diyor Allah rızası için sizi çok seviyorum. O da dönüyor ben de Allah rızası için seni sevmiyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirmediği bir kıraat ile okuyorsun Kur'an-ı Kerim'i. Allah rızası için. E, dolayısıyla tecrübit kaidelerine uymadan, tecrübit kaidelerine uymadan, e ee, makam kalıplarına uyarak, şarkı kalıplarına uyarak Kur'an-ı Kerim okumak Allah Teala korkusudur. Okuyanı da, dinleyeni de felakete götürür. Halbuki Kur'an-ı Kerim okunan evden arşa kadar nur yükselir. Ama o zaman aynı şekilde zulmete sebebiyet verirsin. Ve insanın dinlediği bir ayet kıyamette kendine nur olur. Bunlar hadis-i şerif'ten e Dolayısıyla tecvide uygun okunan, tecvide uygun okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlediğin zaman sevap kazanacaksın. Peki tecrübete uygun değil. Aa sesine bak falan filan diye. Sesine bak falan filan diye. Geçenlerde bize de hani sen video ile girdin de bir tane video göndermişler. Ya Allah'tan korkun yani. Allah'tan korkun. Bir kadın böyle acayip süslü süslü elbiseler giymiş. Ondan sonra böyle kapıda şey yapıyorlar el pençe hazır duranlar var. Çalgı eşliğinde, çalgı eşliğinde sahneye çıkar gibi giriyor. Ondan sonra ayakta. Aynen şarkıcı kadınlar gibi ilahi söylüyor. Çargı, şarkı, şeyle, çalgı eşliğinde. Ya e ilahileri çalgılı olarak söylemek küfür olur buyuruyor. İmanı götürür. Sen ne yapmak istiyorsun yani? Sen ne yapmak istiyorsun? allah Teala muhafaza buyursun. Şarkı kalıplarına uyduruyor ve yetmiyor. Arkasına da çalgı ilave ediyor. Onu da sokuyor. Nitekim bugün radyo ve televizyonların çoğunda ilahileri çalgılı söylüyorlar. Küfür olur buyuruluyor. Yani haram olur değil bakın. Çalgı kendisi haram. Ama ilahi Kur'an-ı Kerim'i çalgılı okuyunca küfür olur. Yani imanı götürür. E, i̇manı gittiyse bir adam bu söz duysa da duymasa da hiç ehemmiyet vermez. Dolayısıyla hatta bir hadis-i şerif var onu nakledelim de Kur'an-ı Kerim okuyunca Allah-u Teala'nın rızasını ve cenneti isteyiniz. Dünyalık istemeyiniz. Bir zaman gelir ki hafızlar Kur'an-ı Kerim'i insanlara yaklaşmak için vasıta yaparlar. hadis şerif bu ya. Yani bir hafızın bir imamın, bir müezzinin oturup aynı şekilde düşünmesi lazım. Ben ne maksatla yapıyorum? Hangi makamda okuyayım da insanlar beğensin, beni de çağırsın ve o, ben onlara şey yapıyorum. Ya çok sakat bu. allah Teala muhafaza buyursun. İnsanı cehenneme götürür bu. Hatta pazarlık yapılıyor falan. Bir tane bir arkadaşım birisi anlatmıştı da kendisi parkeci. Hem de kaliteli parke satıyor falan dedi. Bir Ramazan-ı Şerif'i yakın bir zamanda dedi. İşte Ramazan-ı Şerif'e bir hafta kalmış gelmiş falan demiş. De parka olacak hem de ithal parkelerden pahalı pahalı falan. Gayri ihtiyarı diyor ki hani bir iş adamı herhalde bu villa falan filan yapacak demiş. Ne iş yapıyorsun? Mühendisim demiş. E de demiş nasıl ödeyeceğim bunu? Aa demiş şimdi demiş 60 hatim oldu demiş ya. Hanım da hafız demiş o da topluyor falan. O arkadaşın da dikkatini çekmiş ya demiş. Bir ayda 60 hatimi nasıl okuyacaksın? Ne okuması demiş ya geçen sene okuduydum demiş. Hala satıyorlar yani. E ne oldu şimdi bu Hüzzam makamında okur Hüseyini makamında okur Ras makamında okur falan filan. Hatta bunların şan dersleri adı altında, şan dersleri adı altında e, bazı hafızlar aynı şekilde bunları alıyor. Kur'an-ı Kerim'i o kalıplara uyduruyor. Peki ahirette bunun hesabı. Şan dersi verenler bile var yani. Ha, şan hafız dersi oldu. verenleri bile var. Peki e... Allah rızası için okursa özür dilerim evet, bir hadis-i şerif nakledecektim de Allah rızası için okur tecvid kaidelerine uyarak okursa bakın hadi şerifte ne Kur'an-ı Kerim okuyanın ana babası kafir olsalar bile azaplar hafifler. Ya bu nimet dururken sen nereler gidiyorsun değil mi ya? Evet. Evet. Bir şey diyecektiniz. Şeyi soracaktım. Ee, peki o, okunamaz mı yani bir ayda 60 hatim? Bir ayda Bunun bir süresi hatim. var mı? Ee, yani ne kadar zamanda hatim yapılır veya bir günde yapılamaz mı? 10 günde yapılamaz mı? Onu başka bir, başka bir günde konu alalım inşallah tane onu. Çünkü birazcık detaylı bir konu. Detaylı evet. bir konu. Şimdi tamam hani bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Zaman zaman naklediyoruz. İki rekat namazda Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar okumuş. Aklen mümkün değil. Ama Cenab-ı o bir ihsanıdır. Herkese nasip olacak bir hal değildir. Zaten isimleri, Kur'an-ı Kerim'i e iki rekat namazda okuyanların isimleri kitaplara yazılmış. Onun dışında herkese yapması mümkün değil. Çok zor bir hadise. Ama bir kimse, bir kimse 30 gün içerisinde 60 hatim, 60 hatim o ne demektir? Günde iki hatim. Günde iki hatim. Değil mi? Yani mümkün değil. Ya. Yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim 600 sayfa. Bir hatim bile mümkün değil. Bir hatim bile mümkün değil. 600 sayfa. E, i̇ki hatim 1200 sayfa ediyor. 1200 sayfa ediyor. Efendim hafız, hafız da olsun. Ne yapacak? mu yapacak? Olmaz o. Ne olmaz o? Şeyde biz küçükken bir tanesi böyle Ramazan-ı Şerif'te adam hızlı hızlı kıldırıyormuş falan. Adamcağızın bir tanesi İmam Efendi demiş ki ya hocam demiş yetiştiremiyorum ben demiş falan. Bir tane söylüyorum demiş şu kuvvet secde tespitlerini. Ben demiş onu da söyleyemiyorum yetişemiyorum demiş. Demek adam söylemiyor ya. Yani. Dolayısıyla tecvide uygun olarak okunursa bahtiyar olur. Bu e, buradan çıkarsa, şarkı kalıplarına girerse kendisini de dinleyeni de helakete, felakete sürükler. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, allah Teala bir kulunu sevdiği vakit o kulun kalbinde iyiye yönlendirici, kötülüklerden uzaklaştırıcı bir kuvvet verir sevgi baht olmuş ezelden bize sevgi baht olmuş ezelden bize siz de bir türlü biz de bir türlü ah siz de bir türlü biz de bir türlü alaca düşmüş gördüğümüze alaca düşmüş gördüğümüze siz de bir türlü biz de bir türlü ah siz de bir türlü Bizde bir türlü donandı dağlar Bahar olunca donandı dağlar Bahar olunca gölgem kayboldu Gönlüm dolunca ah gölgem kayboldu gönlüm dolunca güzeli görmek boylu boyunca güzeli görmek boylu boyunca siz de bir türlü biz de bir türlü ah siz de bir türlü Bizde bir türlü istemem versen cihan varını istemem versen cihan varını gönül nakşetti güle yarını ah gönül nakşetti görmek dost didarını sizde bir türlü bizde bir türlü ah sizde bir türlü bizde bir türlü sizde bir türlü bizde bir türlü Sizde bir türlü, bizde bir türlü. Tam ilmi hal, saadeti ebediye. Altın, gümüş eşyayı kullanmayıp süs olarak evde bulundurmak caizdir. Kalaysız bakır, pirinç ve tunç kaplarda yemek caiz değildir. Çanak, çömlek, porselen kaplar eftaldir kalaylı kapları, başka madenlerden yapılmış kapları ve cam, plastik kapları kullanmak caizdir. Altın ve gümüş levhaları, parçaları yapıştırılarak veya tellerini sararak süslenmiş eşyada kullanılır. Altın ve gümüşlü yerlerini tutmak da caiz, fakat buralarına ağza değdirmek, üzerine oturmak caiz değildir. Dürrül Muhtar'da ve Reddül Muhtar'da buyuruyor ki, Erkeklerin iç çamaşır ve dış elbise olarak ipek giymesi haramdır. Elbisenin ve başlığın astarını ipekten yapmak mehruhtur. Elbisenin kol, etek, cep, paça, yaka ve başlık gibi yerlerine dört parmak enine kadar geniş ipek şerit dikmek caizdir. Birçok şerit dikilebilir. Her birine ayrı ayrı bakılır genişliklerinin toplamına bakılmaz. Dört parmağa kadar altın iplikten örülmüş şeritler de caizdir. Kadınlara ipek elbise ve her miktarda altın şerit caizdir. Erkek çocuklara ipek giydirmek mekruhtur. Erkeklerin de ipek cibinlik kullanması caizdir. İpekten bel bağı caiz denildi. Başa ipek takke giymek, ve boyuna ipek kese asmak mekruhtur. İpek seccadede namaz kılmak caizdir. İpek yorganla örtünmek caiz değildir. Saat, anahtar, tesbih ipleri ve cebe konulan kese, çantalar, musaf kesesi ve bohçanın ipekten olması caizdir. Duvarları ipek kumaş ve halı ile örtmek, kibri ve zinet için olmazsa caizdir. İpek halı, yaygı kullanmak, üzerine oturmak caizdir. İpek yemek peşkiri, iç donu mekruhtur. Abdest havlusu caizdir. Sun'i ipek giymek, erkeklere de helaldir. Çünkü bunlar, parlak pamuk bileşikleridir. Müstakimzade Süleyman Saadettin Hazretleri Bu bölümümüzde, bereketli şehir İstanbul'umuzun aslında merkezinde olan fakat bilmeyenlerin rastgele bulamayacağı bir semtine, Fatih'e gideceğiz. İstanbul'un üç büyük evliyasından biri olan Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin manevi büyüklüğünün hissedildiği yere, Zeyre'ye misafir olacağız. Ve onun ayak uçlarında metfun bulunan pek sevdiği talebesi Müstakimzade Süleyman Saadettin Hazretlerini anlatacağız. Süleyman, bir müderrisin oğlu olarak İstanbul'da doğarken, seneler 1719'dur. Babasının feyz dolu bakışlarıyla beslenen kalbi ve alim olan dedelerinden gelen istidatla daha çocuk yaşında başlar ilim tedrisine. İlk hocası, aynı zamanda babası olan Muhammed Emin Efendi'dir. Önce Herkese lazım olan ve dini İslam'ı yaşamak, ibadetleri yapıp haramlardan sakınmak için muhakkak gerekli olan ehli sünnet itikadı ve fıkıh ilmini tahsile başlar. Sonrasında Kur'an-ı Kerim'i kıraat dersleri alıp billur sesiyle mest eder dinleyenleri İstanbul alimler deryasıdır ki o nice inciler toplar usta sarraflardan zamanın büyük alimlerinden çeşitli ilim kollarında dersler alır. Fakat ona en büyük değişimi yaşatan, büyük babasıyla aynı adı taşıyan, bütün zamanların en büyük alim ve evliyasından olan Muhammed Masum Faruki Hazretlerinin talebesinin talebesi olan Muhammed Emin Tokadi Hazretleridir. Müstakimzade Süleyman Saadettin Hazretlerinin Muhammed Emin Tokadi ile tanışması şöyledir. Müstakimzade bir başka müderristen ders alırken, aynı gün bir başka yerde, kendi evinde Muhammed Emin Tokadi Hazretleri ayağa kalkar ve talebelerine, bugün ortalıkta dolaşan bir av vardır ve biz onu saadet tuzağıyla avlayacağız. Sonra bu büyük veli kalkıp, Müstakimzade'nin ders aldığı medreseye gelir ve pek bir hürmet görür Müstakimzade'nin hocasından. Müstakimzade bir anda aşık olur büyük veliye. Göz yaşları içinde dinler nasihatini. Bir ateş düşer ki içine Müstakimzade'nin dayanamaz soluğu Muhammed Emin Tokadi Hazretlerinin evinde alır daha sonra. Evvelinde büyük evliyanın kalbine kabul olunmuş olan Müstakimzade, şimdi eve kabul edilir, içeriye alınır. Evet, o artık Muhammed Emin Tokadi Hazretlerinin talebesidir. Hoca Hazretlerine bütün bir kalbiyle bağlanıp, ona teslim olan Müstekimzade Süleyman Saadettin Efendi, nice yıllarca aşılabilecek manevi mesafeleri günlere sığdırır. Onun bereketli sohbetleri ve nazarları, kalbinden silip atar dünya düşüncesini yerleştirir aşkı ilahiyi ki için için yanmaya başlar Süleyman Saadetdin. Bir zaman sonra aşık olduğu hocasını kaybetmenin ve hemen 20 gün sonra annesini yitirmenin çetin imtihanını yaşar Süleyman Saadetdin Hazretleri. Gönlü mahzun fakat tam bir teslimiyet içindedir. Bir müddet Bursa'ya gidip evliyaların kabirlerini ziyaret edip, nice anlatılamayan haller yaşadıktan sonra, döner gelir şehri İstanbul'a. İstanbul'da kendini öğrenmeye verir yine. Öğrendikçe daha bir susar ilme. Susadıkça ilim öğrenmeye devam eder. Pek çok kimse tarafından tanınıp, çok cazip teklifler yapılsa da kendisine, o Allahü Teala'ya kulluk ve onun Celle Celaluhu, dinine hizmet için feda eder her şeyini. İki üç günlük dünyayı bir tarafa bırakır, kıyamete kadar kendisine kazanç sağlayacak olan eserler yazar bir nice. Ziyaretine gelenlere pek tesirli nasihatler ederek iki cihan saadetine kavuşmaları için çaba harcar. Fakat takdir ilahi ömrünün sonlarına doğru bir felç geçirir. Sevgiliden gelen her şeyi sevgili bulan Müstakimzade Süleyman Efendi haline şükredip aksatmaz kitap çalışmalarını yüzünden eksik etmez tebessümünü ve zaten gönlünden yıllardır çıkarmış olduğu harab olan sonunda yok olacak olan dünya hanından ayrılır bu büyük yolcu vefat eder 1787 yılında Fatih Camii'nde büyük bir kalabalığın katıldığı cenaze namazından sonra Fatih Zeyre'ye götürülür. Kabir taşını yazdırdığı ve aşığı olduğu hocası Muhammed Emin Tokadi Hazretlerinin ayak uçlarına defnedilir. O, gelip geçen ve ileriye dönük güzel bir iz bırakmadan, bu fani alemden göçen milyarlarca insanın aksine ardında onlarca eser bırakır. Onun eserlerinin en önemlisi şüphesiz ki itikadı, tasavvufu, hakikati öğreten ve Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden sonra en kıymetli eser olan Mektubat tercümesidir. Ki bu eserin sahibi Sırlar Hazinesi, Kerametler Menbaı, Marifet Güneşi, Evliyaların Önderi, Rasulullahın Müjdesi üstünlüğünü ve büyüklüğünü kelimelerin tarifte aciz kaldığı İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki Serhendi Hazretleri'dir. Böylesi bir büyüğün bu eşsiz eserini tercüme etmek bahtiyarlığı Süleyman Saadettin'e nasip olmuştur ki pek büyük bir şereftir bu. Müstekimzade Süleyman Saadettin Hazretleri buyurdular ki, İmam-ı Rabbani Hazretleri, iki binin yenileyicisidir. Onun eseri olan mektubat da, Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden sonra, en kıymetli, eşsiz bir eserdir. Evliyalık derecesine yükselmiş, bütün büyük insanların, mutlak ve ortak özellikleri, ehli sünnet itikadında olup, buna göre yaşamaları ve istikamet üzere olmalarıdır. İslam ahlakı Cuma namazının sahih olması şartları yedidir. 1. Namaz kılacak yer Mısır olmak, yani şehir denecek kadar büyük olmaktır. 2. Hutbe okumaktır. 3. Hutbeyi namazdan önce okumaktır. 4. Orada imam veyahut devlet reisi tarafından mezun naibi olmaktır. 5. Öğle vaktinde kılınmaktır. 6. Cemaat bulunmaktır. İmam-ı Azam'a ve İmam-ı Muhammed'e göre rahimehumullahü teala bali ve akıl ve erkek imamdan gayri üç Adem ve İmam-ı Ebu Yusuf'a göre rahimehullahü teala imamdan gayri iki Adem olmaktır. 7 namaza herkesin gelmesi serbest olmaktır. Hindiye fetvasında diyor ki, hür, sağlam ve seferi olmayan erkeklerin, cuma namazı kılmaları farz-ı aynıdır. Seferde olana ve hastaya ve kadınlara, cuma namazı kılmak farz değildir. Şiddetli yağmur ve hükümet adamının zulmünden korkanlara da farz olmaz salih imamın kıldırdığı camiye gitmeli, fasık imam arkasında kılmamalıdır. Her kadının herhangi bir namazı cemaatle kılmak için camiye gitmeleri mekruhtur. Cuma'nın vacibi beştir. 1. Ezan vaktinde her şeyi terk etmektir. 2. Camiye say ederek gitmek. 3. Hatip efendi hutbedeyken nafile kılmamak. 4. Dünya kelamı söylememek. 5 sükût eylemek. Cuma'nın müstehabı altıdır. 1- râhiha tayibe, tayyibe 2- Misvak 3- Pak libas 4- Tepkir Tepkir, Cuma namazı için camiye erken gitmeyi ederler. Zaman-ı saadette, Eshab-ı kiram radıyallâhu teâlâ anhümecmâin sabah namazından sonra dağılmayıp, Cuma'dan sonra dağılırlardı. Bu ümmetten ilk terk olunan şey tepkir sünnetidir. 5 gusletmektir. 6 salavat okumaktır. Cuma'nın mekruhları 5'tir. 1 hatip efendi hutbedeyken selam vermektir. 2 Kur'an-ı Kerim okumak. 3 aksıran kimseye yarhamuke Allah demek. 4 yemek ve içmek. 5 mekruh olan her ameli işlemek. Hatip efendinin hutbeyi uzatması da mekruhtur. Minarede okunan birinci cuma ezanından sonra hatip efendi minberin yanında cumanın ilk sünnetini kılar. Sonra minber önüne gelip ayakta kıbleye karşı kısa dua edip minbere çıkar ve cemaate karşı oturup ikinci ezanı dinler. Sonra ayakta hutbeye başlar. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrinin hemen sahilinden sesleniyorum. Şu bulunduğum bahçe Larnaka Ulu Camiinin avlusudur. Şantiye halinde. Çok güzel bir restorasyona girmiş. Her tarafta insanlar harılar çalışıyor, perdeler konmuş. Fakat bizi kırmadılar. Siz Türkiye'den gelmişsiniz. Eee biz sizi buradan boş döndürmeyelim. Bu camiyi çekin dediler. Cami de zaten hali hazırda ibadete açık. Caminin haziresinde de çepeçevre epeyce bir kabir var. Ekserisi 200 yılın üstünde kabirlerin taşlarından anladığımıza göre. Ancak restorasyon dolayısıyla oraya bir şekil verecekler. Bazı kabir taşları kenarlara konmuş bazıları kabrin başında duruyor. O kabristanı şöyle bir göstereceğiz. Oradaki hale bakıp da ya burada Kıbrıs'ta da mezarlara hiç hürmet etmemişler falan gibi bir düşünceye lütfen kapılmayalım. Bu daha güzel bir hale getirilecek şekilde çalışmalar yapılıyor. O çalışmaların bu görüntüleri de herhalde af olur İnsanın evinde bile bazen tamirat oldu muydu? sağ solu toz toprak içinde kalabiliyor. Avluda altı yüzlü bir hazdeli çeşme var. Osmanlı zamanında yapılmış ama şu anda hazdesinin görev yapmadığını biliyoruz. Onun yerine şehir suyu bağlanmış, Borularda böyle geçirilmiş dıştan. Yani içeriden herhangi bir su alımı yok. İçerisine boş. Şimdi Larnaka deniz kıyısında kendisinin doğru dürüst bir suyu yoktu. Burada bulunan 1670'lerde burada bulunan Ebu Bekir Paşa bir gün bakıyor ki yollarda giderken kadınlar omuzlarında veya başlarında testilerle veya tulumlarla bazen de hayvanlarla malum merkep o zamanlar burada çoktu. Merkeplerle Saka gibi su taşıyorlar. Merak ediyor. Nereden bu su diyor. İşte 10 kilometre ötede bir kaynaktan bahsediyorlar. Gidiyor kaynağı görüyor. Verimli bir kaynak. Ama Larnaka'ya gelinceye kadar o gelemiyor bir kere. Yani gelse de açık halde içilecek bir durumda olmuyor. Temizlik yönünden. Ebu Bekir Paşa kendi cebinden ta oradan Larnaka'ya kadar su kemerleri döşetmek suretiyle bazen işte künklerle geçilecek yerlerde bazen böyle deve boynu noktalarında kemerler yaptırmak suretiyle buraya kadar suyu ulaştırıyor. Yani Larnaka suya hasretken 10 kilometre öteden su getirirken neredeyse ayıp olmasa evlere su bağlayacaklar şehir suyu bağlayacaklar. O kadar bol suya kavuşuyor. İşte burası da hemen 100 metre ötem deniz. Kıbrıs adasının güneyindeki Akdeniz'in sahilleri. Efendim, oraya kadar gerek kaleye olsun, gerek bu cami olsun, umumi yerlere ve çeşmelere sular getirtiyor. Büyük servet harcıyor. Harcadıkça da Cenab-ı kendisine daha çok servet nasip ediyor. Yani hepsini kesesinden yaptırmış. Biz kendisine rahmetler diliyoruz. Hakkında Sicilya Osmanlı'da yazan bazı bilgileri müsaade ederseniz vermem lazım. Bu rahmetliyi anayacağız efendim. Yani 350 sene sonra onun yaptırdığı bir hayresini aralım ki zamanımızdaki insanlar da bilsinler hayır hasenat yaptıklarında yeri gelir 350 sene sonra torunları 500 sene sonra ana bilirler. Alanya doğumlu kendisi efendim. 1670'te doğdu. Sarayda yetişti. Darphane emin oldu. Yani darphane müdürü oldu efendim. Osmanlı'nın para basma yeri müdürüydü. Vezirlikle, vezir rütbesiyle Cidde'de görev yaptı. Sonra yine vezirlikte Mısır'da valilik yaptı. Başka yerlerde de valilikler yaptı ama kısa süreli olduğu için onları Sicilli Osmanlı kaydetmemiş. Kıbrıs muhassılı oldu. Muhassıl demek vergileri tahsil eden, toplayan insan demek. Yani toplama işini düzene koyan, kapı kapı kendi toplamıyor muhassıl tabii. Eğriboz'da muhafızlık yaptı. 1732'de ilk kaptanı deryalığı var. 11'e kaptanı derya yani Osmanlı'nın donanmalarının komutanı oldu. 1740'da ikinci Mustafa Han'ın kızı Safiye Sultan'la evlendi. 1750'de ikinci defa kaptanı Derya oldu. 1753'te Cidde valisi oldu ama dedi ki ben oralarda valilik yapacak durumda değilim. Çok yaşlıdan dek geldi efendim. Yani kendisi 1670'te Alanya'da doğmuş ve 1752'de 72-73 yaşındayken Cidde valiliği görevi verilince O görevden affını isirham ediyor Ve İstanbul'da kalıyor Ancak Osmanlı'nın devlet Anlayışı bu değil Ölüm düşeğinde de olsan Devlet görev verdiğinde Gideceksin Ve Gelibolu'ya Daha sonra da ardından Memleketi olan acıdılar merhamet ettiler Padişah ardından Alanya'ya gönderildi 1. Mahmud Han zamanında 1752'de. Ömrünün son yıllarını Safiye Sultan'ın sarayında geçirdi. Eşi padişah kızı. Efendim, çeşitli yerlerde cami, medrese, çeşme gibi hayır eserleri yaptı ve 1759'da da 90 yaşında iken vefat etti. Evet. Şimdi böyle bir insan Larnaka'ya bakınız. Ta Türkiye'den ne kadar uzakta bir yere böyle bir hayır hasenat yaparak insanlara su getiriyor. Bu caminin dört tarafı çepeçevre avlu. Cami fevkani şekilde yapılmış. Yani alt katı başka bir şey, üst katı ise cami olarak yapılmış. Alt katı şu anda iki bölüm halinde ve revaklar sütunlarla beraber sütun başlarında bir değiştirmeler yapılıyor. Oraya girip de çekim yapacak vaziyette değil. Ancak benim şahsi kanaatımı gene mecburen söylüyorum çünkü kayıtlarda bulamadım. Olsa olsa ne olur diye ben burada çekim yaparken bir seyircimiz gelse sorsaydı ona söyleyeceğimi söylüyorum. Bu caminin alt katında burası medresesi olabilir efendim. Çünkü bir han olma ihtimali yok. Han olması için hayvan bağlanması lazım. Ee, hayvan bağlama yeri de caminin altında uygun değil. Çünkü caminin ta altından semaya kadar olan yer cami sayılır bizim inancımıza göre. Buradan bir merdivenle ön tarafından camiye çıkılıyor. Merdivenle. Ancak şimdi şantiye çalıştığı için buradan geçici bir demir merdiven yapmışlar. O merdivenle üst kata çıkılıyor. Orada da cami hakkında gidelim. Sizlere kısa bir bilgi vererek bugünkü programımızı noktalamaya çalışalım efendim. Larnaka Ulu Cami'nin harim kısmına girmiş bulunuyoruz. Harim kısmı üç sahından ibaret. Tabi iki tane sütunlardan meydana gelmiş sıra var. Beşer sütundan on sütun. İki sütunun arası bir sahın, sütunla duvarın arası bir sahın, öbür sütunla duvarın arası da bir sahın olmak üzere üç bölüm halinde. Bunlar kıbleye dik olarak da birer ravaklı kemerlerle birbirlerine bağlanmış vaziyette. Yapıda mümkün mertebe statik hesaba çok dikkat edilmiş. Dışının görüntülerinden de görüleceği üzere her iki yanında kıbleye doğru dönüldüğünde sağ ve sol yanında yuvarlak kemerli mail duvarlar var. Yani payandalar var. Ama payandalar böyle bir 60 derecelik açıyla falan yapılmış. Sonra bir kemerle bedene bağlanmış. Neden? İhtimal ki şundan. Cami yapılırken temeli kazıldığında denize çok yakın mesafede olduğundan hem de kodu da deniz seviyesine çok yakın olduğundan yani kodu yakın mesafesi de denize yakın alttan temelinden sular çıkmış olabilir. Bunu gören mimar da biz bu camiyi madem ki böyle iki katlı düşünüyoruz. Yani fevkani üst kat olarak düşünüyoruz. Altını, altını medrese düşünüyoruz. Bu yapının dengeli olması lazım diyerek yanlarında ikişer tane den dört payandayla desteklenmiş. O da yetmemiş. Ta aşağı kattan yukarıya kadar devam eden ve çatıyı tutan e, sütunlarla da birbirine irtibat yaptırmış. Yani çatının yükü olduğu gibi alt katta temelin hizasına kadar muntazam indirilmiş oluyor. Çatısı ahşap çatı. Mertekler döşenmiş ve ondan sonra da tahtalarla üst katı kapatılmış ki yukarıdan herhangi bir şey, toz toprak cemaatin üzerine dökülmesi. Dikkatli hazırlanmış. Pencereleri büyük tutulmuş. İçeride güzel bir aydınlık meydana getirilmiş. Girer girmez hemen son cemaat yeri yok tabi merdivenle giriliyor. Girer girmez içerideki mahfilin altı yarı son cemaat yeri gibi yarı da mahfil altı gibi yapılmış. Üst tarafında ahşaptan meydana gelmiş bir mahfili de var. Bu camide bir vaaz kürsüsüne rastlamadık. Bu tabi başka memleketlerde de rastlamadığımız oluyor böyle vaaz kürsülerine. Tabi elektronik iletişim dedikleri böyle bir şehirde bir vaz efendi bir camiden vaz ediyor, bütün şehre o kablolarla veya telsizle yayınlanmış oluyor. Böylece cemaat hocaefendiye bakmak yerine oporlara bakıyor. Oporlarda ses nereden iyi verirse o tarafta oluyor. Bazen kıbleye arkasını dönen cemaate bile rastlıyorum. O çünkü arkamda kalmasın aman hoca efendi arkada kalır diyor. Bu çok değişik ve garip bir şey oluyor. Tenkit maksadıyla söylemiyorum. Ama yani akla mantığa da uymuyor. Edebi adaba da uymuyor. Halbuki insanlar birbirinin yüzünü görerek sohbette daha çok müstefi dolurlardı, istifade ederlerdi. E şimdi yüzünü görmüyorsun, o da insanın ruhunu okşamıyor. Yani herhangi bir şeyden istifade de ettirmiyor. Neyse öyle bir şey işte. Aklıma geldi de söylüyorum efendim. Şimdi burada güzel bir minber var. Ben müsaade edersem minberin yanına gideyim. Fena değil minber efendim. İyi. Yani Kıbrıs'ta rastladığımız minberler içerisinde biraz insan eli değmiş, emeği geçmiş, sanatkarane yapılmış bir minber göreceğiz efendim. Larnaka Ulu Camii'nin içindeyiz malum. Adını bir daha tekrar edelim ki hani yeni açmış olan seyreceğimiz, "Aa bu neresiymiş acaba?" diye merak edip bazıları e, yıllık gezi programını ona göre yapıyorlar. Güney Kıbrıs'ta Larnaka Ulu Camii'nin harim kısmındayız efendim. Buradaki minber hakikaten alttan yukarı kadar belki birazcık Art denilen yeni sanatı andırıyor ama Çoğu elle yapılmış. Güzel oymalar ve kabartmalar var. Hele şuradaki e, kabartma çok emek verilmiş. Güzel bir şekilde yapılmış. Yan korkuluklarda tamamıyla oymadan yapılmış. Bir de mihrabı var güzelce. Bu mihrapta efendim yanları taştan görünüyor. Onda da birçok kabartma motifler konmuş. Rahat, hoş bir mihrabı var. Zaten tavan hakkında bilgi verdik. Onun için bir kere daha tekrardan kaçınmak istiyorum. Bir mahfil yapılmış sol tarafta bizim yeni camide Eminönü yeni camide olduğu gibi iki taraflı değil de tek taraflı kıbleye doğru bir de mahfil var. Orada bir de sanki hünkar mahfilimsi bir yer ayrılmış. Ola ki Kaptan Paşa makamı Burada Larnaka'da olabilir. Çünkü gemilerin çok gelip gittiği bir yer. Osmanlı'nın kaptan paşası da e, orada bulunduğu yerde padişah gibidir efendim. Padişahı temsil eder. Dolayısıyla ona da bir özel mahfil olması lazım. Tahmin ediyorum bu sol yanda, kıbleye doğru dönersek sol yanda olan özel mahfil ve girişi de özel olan yer, böyle bir kaptan paşa mahfili olabilir. Kıymetli seyircilerim. Güney Kıbrıs'taki çekimlerimize devam ediyoruz. Hızla devam ediyoruz. Çok çok güzel yerleri ben de görmüş oldum. Sizlere de tanıtmaya çalıştım. Geriye kalan buralara kalkıp gelip buraları ziyaret etmek. E ziyaret için engeller var diyorsanız o engelleri inşallah yakın bir zamanda efendim tatlıya bağlanarak bütün Türkiye'den kardeşlerimizin öncelikle Larnaka'ya gelip Hala Sultan'ı ziyaret etmeleri ondan sonra da Gerek Lefkoşa'da, gerek Limasol'da ve BAF'taki tarihi yerleri de, dini mekanları da ziyaret edip müstefid olmaları bizim beklentilerimiz arasındadır. İnşallah beklediğimizde yer almayız. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim.